Oyuncu Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağımız hikaye, Prince of Persia serisinin 2008 yılında yayınlanan oyununa ait. Serinin önceki isimlerinin gölgesinde kalan bu oyun, hak ettiği değerini yazık ki görememiştir. Ana karakter gerçek bir prens değildir ve bunu daha çok bir lakap olarak kullanmıştır. Diyarı ele geçirmiş karanlığa karşı verilen mücadelede, yanlışlıkla dahil olan prensin hikayesini başlıyoruz. Çölde bir kum fırtınasıyla başlıyor her şey. Sonunda aradığı hazineye ulaşmış olan prens, evine gerçek bir kralın hazinesiyle dönmeye çalışıyor. Kızlar, limitsiz içecekler ve neredeyse iki parmak kalınlığında halılar. Hepsi eşeği Ferah'ın sırtındaki hazineyle mümkün. Fakat kum fırtınası buna engel oluyor. Prens, kaybolan eşeğini ararken askerlerden kaçan bir kadın ile karşılaşıyor. Hi. Güzel ama kaba kadın, askerler gittikten sonra ismini bile söylemeden uzaklaşınca, eşeğini görmüş olabileceği düşüncesiyle prens kadının peşinden gider. Sonunda kadına yetiştiğinde iki askerin onu köşeye sıkıştırdığını görür. Bu kabul edilemez duruma müdahale eden prens, savaştaki tarafını o anda belirlemiştir. Kendisinden uzak durmaya çalışan kadını takip ederken, geçtiği köprü askerler tarafından yıkılır ve onu ölümden kurtaran kişi takip ettiği kadın olur. Kadın, kaynağını bilmediği gizemli güçlere sahiptir. Ayrıca kendisini kovalayan askerler sayesinde onun bir prenses olduğunu da öğrenir. What princess? You're a princess? İsminin Erika olduğunu söyleyen prenses, tapınağa ulaşmak için yardıma ihtiyaç duymaktadır. Prens, eşeğinin oraya gitmiş olabileceği düşüncesiyle Erika'ya yardım etmeye karar verir. Tapınakta altın olabileceğini düşünse de yanılmaktadır. Burası, kötü çocukları korkutmak için masallarda anlatılan Ahriman'ın hapishanesidir. İçeri girdiklerinde Erika'nın babasıyla karşılaşırlar. Kızını tekrar kaybetmeyeceğini söyleyen kral, Ahriman'ı koruyan son mühürü de yok eder ve karanlığı serbest bırakır. İkili tapınaktan kaçmayı başarır. Fakat Erika burayı terk etmeyecektir. Verimli topraklar adı verilen bölgelere gidip, Ahriman'ın kaçışını engellemek için gerekli ışık enerjisinin tapınağa sağlamaları gerekmektedir. Bu sırada Erika bazı görüler alır. Ahriman'ın tekrar yükselişini gösteren bu görüler, bozulmuş olanların dönüşünü de müjdeler. Işık tanrısı Ohmarst, Ahriman'ı hapsettiğinde, onun seçilmiş generallerini de sürgün etmiştir. Karanlığın dönüşüyle birlikte, 4 general tekrar ortaya çıkar. Prens ve Erika, Ohmarst'ın onlara sağladığı ışığı ve kendi yeteneklerini kullanarak 4 bozulmuşu mağlup etmeli ve verimli toprakları tekrar eski haline döndürmelidir. Bozulmuş olanlar, dileklerinin yerine getirilmesi karşılığında kendilerini karanlığın hizmetine adamış kişilerdir. İlk olarak avcı ile karşılaşırlar. Yıkılmış şehrin içerisinde gerçekleştirdikleri mücadelelerin ardından avcı kaçar ve Erika verimli toprakları ışık ile temizler. Bu işlem Erika'yı güçsüz hale getirse de, arınmış topraklarda buldukları ışık kaynakları sayesinde devam etme şansı bulurlar. Bu kaynaklar aynı zamanda Erika'ya, Ormars'ın gücünü daha iyi bir şekilde kullanma fırsatı veren plakaları da aktif hale getirmektedir. Bu sayede avcıyı kovalamayı başarırlar. Avcı eskiden lüks içinde yaşamış bir prensti. Aynı zamanda en iyi avcılardan birisi olarak tanınmıştı. Ahriman onun bu tutkusunu kullandı ve ona en büyük avları sağlamayı vaat etti. Bu teklifi kabul eden avcı, şimdiki formuna dönüştü ve tüm diyarlarda adı duyulmuş bir hedef haline geldi. Kendisini avlamak için diyarın dört bir yanındaki en iyi avcılar gönüllü oldu. Her biri de avcının elinde can verdi. En sonunda ikili onu mağlup etmeyi başarır ve avcı arındırma için kendi isteğiyle Erika'nın yanına gider. İşkence görmüş zavallı ruhu sonunda özgürlüğe kavuşmuştur. Tapınağa döndüklerinde Erika'nın babasıyla karşılaşırlar. Tüm bunları kızı için yaptığını, Ormazd'ın kendilerini terk ettiğini anlaması gerektiğini söyler. Işığın koruyucusu olan Ahura halkı yalnızdır ve bu görevi sürdürmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Erika bu sözleri söyleyenin Ahriman olduğunu söyler ve sırtını dönüp uzaklaşır. İkinci bozulmuş olan, onları eskiden bilginin kaynağı olan vadide beklemektedir. Ahuralı bir bilim adamı olan simyacı. Hayattayken bilgi edinmek için hiçbir kural tanımayan, etnik kuralları ve duyguları bir yana bırakmış olan simyacı, ölümüyle tüm yaptıklarının boşa gideceğini düşünmektedir. Bunun için önce Ormaz'da dua etse de, ışığın korumasına layık birisi olmadığı söylenir. Ahriman kendisine sonsuzluğu teklif ettiğinde, düşünmeden ruhunu vermeyi kabul eder. Ahriman hüküm sürdüğü sürece yaşayacak ve daha fazla bilgiye ulaşabilecektir. İkili hem simyacı, hem de onun yönettiği bozulma ile mücadele etmek zorunda kalır. Simyacı ile gerçekleştirdikleri mücadele sırasında, prens neredeyse karanlık tarafına ele geçiriliyor. Bozulma ile lekelenen ruhunun karanlık tarafına ele geçirilmesini yavaşlatan tek şey, Erika'nın güçleriydi. Bir sonraki verimli toprakları iyileştirmek için kullandıkları ritüel, aynı zamanda prensin üzerindeki bozulmayı da temizlemeyi başardı. En sonunda simyacı mağlup edilip, Erika tarafından arındırıldığında, edindiği tüm bilgiler, sonsuz yaşam hayaliyle birlikte ortadan kayboldu.
Tekrar tapınağa döndüklerinde kralı kendi kendine konuşurken bulurlar. Kızını kaybettiğini ve daha fazlasını vermeyeceğini söylemektedir. Eriko onunla konuşmak için yaklaştığında bozulmanın yavaş yavaş onu ele geçirdiğini görür. Kral bu sırada prensi fark eder ve kızını elinden alan adama saldırır. Eriko onu iyileştirebileceklerini söylese de kral saldırılarını durdurmaz. Prens kendini savunmayı başarsa da kralın geri çekilmesine sebep olan şey bu değildir. Kendi öz kızı bir yabancıyı korumak için ona saldırır ve kral bu gerçeği kabul edemez. Dövüşmeyi bırakır ve tapınağa doğru uzaklaşır. Prens onu takip etmek istese de Eriko bunu reddeder. We don't know what he'll do. What more can he do? Üçüncü bozulmuş olan onları sarayda beklemektedir. Elizyon ustası cariye saraydaki verimli topraklara ulaşmalarını engellemektedir. Eskiden oldukça güzel ve politik konularda akıllı bir kadındı cariye. Erkeklerin üstün olduğu bir toplumda onları güzelliği ve zekasıyla yönlendirir, kendisine çıkar sağlardı. Başka bir güçlü kadın tarafından kiralanan adamlar yüzünü yaralayıp güzelliğini elinden çaldığında cariye yardım alabileceği tek varlığa döndü. Ahrim'in dualarını duydu ve ruhu karşılığında istediği şeyi verdi. İstediği zaman şekil değiştirebilecek ve çevresindekiler için illüzyonlar yaratabilecekti. Fakat dönüştüğü şekilleri yalnızca bir gün koruyabiliyordu. Bu yüzden her gece yeni bir şekle girip, her defasında yeni bir hikayeyi takip etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra yalanlar arasında kendi benliğini unuttu. Artık sadece arzularını ve efendisini takip eden bir varlık olmuştu. Cariye ikiliyi kandırmak için illüzyonlarını kullanır. Yine de kendisine ulaşmayı başarırlar. Sonunda elindeki tek kozu kullanır ve Erika'nın görüntülerinin içine saklanır. Prens yanlışlıkla Erika'yı öldürmek istemediği için yapabileceği yalnızca bir hareket vardır. Cariye mağlup edilip Erika onu arındırmak için yaklaştığında yalnızca tek bir şey söyler. Prens ve Erika diyarı iyileştirdikçe onlara gelen görüler de daha açık bir hal almaya başlar. Sonunda prens gerçeği anlamıştır. Erika hayatını kaybettiğinde babası çaresiz kalmıştı. Tek kızını kaybetmek istemeyen kral, Ahrim'in ile anlaşıp Erika'nın hayata dönmesini sağladı. Erika Ohmars'ın güçlerini bu sırada kazandı. Bu görünün hemen ardından kral tekrar ortaya çıkar. Bu defa herhangi bir şey söylemez. Yalnızca saldırır. Prens onu mağlup ettiğinde ise karanlığın içinde kaybolur. Bozulmuş olanlardan geriye yalnızca bir general kalmıştır. Eskiden barışçıl bir kral olarak hayat sürmüş savaşçı. Krallığı dört bir yandan sarıldığında kendisinin kontrolünde küçük bir ordu kurmuştu. Bu sayede krallığın geri kalanı zarar görmeyecekti. Fakat bu yeterli olmadı. Neredeyse bütün birlikleri katledilip mutlak yenilgiyi kabul etmişken Ahrim'in ona bir teklif sundu. Ruhunun karşılığında tüm düşmanları yenme fırsatı. Kral bunu kabul etti ve düşmanlarını tek tek durdurmayı başardı. Ama bir sorun vardı. Artık kendi ülkesine geri dönemezdi. Krallığın karşı olduğu her şey onun üzerine toplanmıştı. Savaşçı da tıpkı diğer bozulmuş olanlar gibi Ahrim'ine hizmet etse de Prens ve Erika'ya zarar vermek istemez. Hatta onların kaçması yönünde telkinlerde bulunur. O kadar güçlüydü ki yalnızca Erika'nın büyüleri ona işlemişti. Onu yenmek mümkün değildi. Çeşitli tuzaklar sayesinde geri çekmesini sağladılar. Ahrim'in kulesinde tekrar karşılaştılar. Savaşçı mücadele sırasında dallara düşer ve zırhı zayıflar. Gücü yavaş yavaş tükenir. Erika onu iyileştirirken kendisi ve insanları için af diler. Son anlarında ikiliyi yıkılan kuleden uzağa fırlatır ve hayatlarını kurtarır. Bütün verimli toprakla iyileştirildikten sonra tapınağa geri dönerler. Ahrim'in tutan hayat ağacının olduğu oda tamamen karanlığa teslim olmuştur. İçeride onları karşılayan ise karanlığın eline düşmüş yaslı kral olur. Erika onu affettiğini söylediğinde kral ikisinin tekrar bir araya gelmesini teklif eder. Kendi özgürlüğünü ister. Konuşanın Ahrim'in olduğuna karar veren Erika, yaslı krala saldırır ve onu yenerler. Kral arındırılmaya fırsat vermeden karanlığın içine atlar ve Ahrim'in ortaya çıkar. Artık yapılacak tek bir şey kalmıştır. Tapınak içindeki mühürleri tek tek aktif hale getirip hayat ağacını tekrar canlandıracak ritüeli gerçekleştirirler. No! Prens bu olasılığı hiç düşünmemişti.
Oysa ki Elika bütün maceraları boyunca onu hazırlamıştı. Her zaman sanki geri dönmeyecekmiş gibi konuşmuştu. Prens ise Ahriman'ı durdurmak için Elika'nın hayatını ortaya sunması gerekeceğini asla düşünmemişti. Yapması gereken şeyi biliyordu. Fısıltılar onu yönlendiriyordu. Büyük uğraşlar sonucu tekrar canlandırdıkları ağaçları bir bir yok etti. Mühürler ortadan kalkınca savunması kalan hayat ağacına son darbeyi vurdu ve Elika'nın ruhunu geri aldı. Elika tekrar hayata döndüğünde yalnızca tek bir şey söyledi. Why? Hikayemiz bu noktada sona erseydi, prensin sevdiği kız uğruna karanlığı tekrar dünyaya saldığını söyleyebilir ve hüzünlü bir son ile veda edebilirdik. Fakat gerçekler çok daha farklı olabiliyor. Prens Elika'yı taşıyarak onu takip eden karanlıktan kaçar ve bir yeraltı sarayına ulaşmayı başarır. Kendisini canlandırdığı için hala kızgın olan Elika, prensi yalnız bırakıp sarayın içerisine doğru kaçar. Prens onu yakalayıp neden böyle bir şey yaptığını anlatmaya çalışsa da başarılı olamaz. Tam bu sırada yaslı kral geri döner. Karanlığın hepsinin içerisinde olduğunu, bu sebepten prensin onu serbest bıraktığını söyler. Elika ile birlikte yaslı krala karşı dövüşürler. Mücadelenin sonunda buradan kurtulmak için birlikte çalışmaları gerektiğine karar verirler. Ahriman zaman geçtikçe güçlenmektedir. Karşılarında eski düşmanlarının ruhsuz kopyalarını bulurlar. Yaslı kral tekrar geldiğinde prense dilediği şeyi gerçekleştirmeyi vaat eder. Prens bunu kabul etmez ve kaçmaya devam ederler. Yeraltı sarayının Ahura halkına ait olduğunu ve daha önce Ahriman'ı yenen kralın mezarının da burada bulunduğunu öğrenirler. İçeride vakit geçirdikçe tapınak ile bağlantısı olmayan mekanın ışığın gücüyle bağlantı kurabildiğini de fark ederler. Işığın buraya ulaşmasını sağlayan şey ise Elika'dan başkası değildir. Prens onu kurtarmıştır. Çünkü Ahriman'ın tekrar kurtulması durumunda ellerinde olan tek savunmanın Elika olduğunu biliyordu. Ahriman'ın sürekli olarak onların peşinden gelmesi ise onlardan korktuğunun başka bir göstergesiydi. Elika buna inanmadı. Ona göre yalnızca Ohmars karanlığı durduracak güce sahipti. Yeraltı Sarayı'nın çıkışına yaklaştıkları sırada Yaslı Kral tekrar ortaya çıkar. Elika ile prensin ayrıldığı bir anda saldırır ve prensi köşeye sıkıştırır. Prens kendini savunup Elika'ya ulaşmayı başarır. Taht odasında son bir mücadele verirler ve kralı tahttaki mızrakla ile etkisiz hale getirirler. Elika onu arındırmak için uzansa da Ahriman buna engel olur. Karanlık etraf sarmaya başladığında taht odasını terk ederler. Yaslı kralın tahttan kalktığını ve Ahriman'ın gücünü arkasına alarak peşlerinden geldiğini görürler. Sonunda yeraltı sarayından kaçmayı başarırlar ve vadinin diğer ucuna ulaşırlar. Prens birlikte yolculuk etmeye teklif etse de Elika ona hala kızgındır. Kendi görevinin Ahura halkını bulup Ahriman'a karşı hazırlamak olduğunu söyler ve prensi orada bırakarak uzaklaşır. Hırsız prens ve Elika'nın hikayesi burada sona eriyor gibi gözükse bile aslında her şey sona ermemiştir. Elika insanlığını aramak için ayrıldıktan sonra prensin hikayesi Nintendo konsolunda yayınlanmış Fallen King isimli oyunda devam eder. Fakat bu hikayeyi başka bir zaman anlatacağız.